Sevgili arkadaşlar merhaba. ÖSYM KPSS ön lisans sorularını kendi sayfanızda görmenize olanak sağladı. Yaklaşık 2 saattir soruları artık görebiliyorsunuz. Coğrafya ile ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bir sorumuz vardı, konuşmuştuk ama hangi kıyı tipi Türkiye'de görülmez demişti. Hangi kıyı tipi demişti? Seçenekleri incelediğimizde Kalantlı vardı, yine Fiyort vardı, Haliç vardı. ÖSYM cevabı Fiyort verdi arkadaşlar. Türkiye'de fiyort kıyı tipi yok. Daha önce var mıydı yok muydu tartışırken ÖSYM yıllar önce bir soru sordu. Sinop'u fiyort saymadı. Sinop Hamsilos kıyısını arkadaşlar ne saymıştı hatırlarsanız? Rıya saymıştı ama ÖSYM şimdi cevabı fiyort verdi ama seçeneklerde Haliçli kıyı da var. Şimdi eğer biz buna göz yumarsak biz diyeceğiz ki Türkiye'de Haliçli kıyı var diye kabul edeceğiz. Yani bizde gelgit var. Bizde gelgitin aşındırmasıyla akarsu ağızlarında karaya doğru bir girme var. Yani Haliç'i o zaman kabul mü edeceğiz? Bu anlama geliyor. Yıllardan beri ders anlatıyoruz sizlere. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye'de Haliç yok. Fiyort yok da Haliç var mı peki? Şimdi burada kafası karışanlar, hakkı yenenler, bir soruyla atamayı kaçıranlar olacak. İlk yapmanız gereken şu. Sınava girenler olarak siz yapmalısınız. Biz yapamıyoruz. Sınava giren bir aday ÖSYM sayfasında dilekçeler kısmında soru itiraz dilekçesini indiriyor. Aday sayfasına girip arkadaşlar orada kendisine bir numara alacak. O dilekçeyi işleyebilmek için arkadaşlar direkt bir resmi bir numara var. Dilekçe numarası. Dilekçe numarasını alacak ve en yakın zamanda dolduracak. Soruyu da açıklamasını yapacak. Gerekirse soruyu çıktısını alıp içine koyacak. Ve içerisine bazı akademik kaynakları da örnek gösterebilir. Google'a yazdığınızda onlarca makale var bununla ilgili. Türkiye'de Halic'in olmaması ile ilgili makaleler var. Kaynakta belirterek içine koyup ÖSYM'ye hemen arkadaşlar APS yapacaksınız. Hızlı kargo. Çünkü süreniz çok dar. Orada bir süre var arkadaşlar. Bugün ya da en geç yarın hızlı kargoyla gönderirseniz arkadaşlar sorunun iptali için başvurunuz kabul edilir. Şu an Türkiye'de başvuranlar çok ama ne kadar çok olursa bu iptal olur. Hocam ben fiyort yapmıştım. O zaman ne olacak? Arkadaşlar unutmayın. Unutmayın. Başka bir soruda da sizin hakkınız yeniyor. Haberiniz yok. Biz doğru olacağız. Biz dürüst olacağız. Bırakın başkaları kazansın. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Emin olun ki farklı bir soruda da itiraz olacak. Belki farklı bir branşta. Orada da sen kazanacaksın. Burada sen ben olayı değil arkadaşlar. Doğru olanı yapmalıyız. Unutmayın gençler. Bunu hemen yapın. Hemen yapın. Hakkınızı koruyun. Hemen bekliyorum sizden. Yarın en geç itirazınızı verin. Orada küçük bir ibare var. Dilekçenin gönderilmeden önce dilekçenin kabulü için Ziraat Bankası'na 5 TL'lik bir para yatırılması lazım. 5 TL. Ondan sonra dilekçeniz işleme girecek. Hoşça kalın arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun.